TV YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün geride kalan vize haftasının nasıl geçtiğini öğrenci arkadaşlarımıza sorduk. Hadi izleyelim. Öncelikle merhaba. Üniversitemizde bir vize haftasını atlattık. Vize haftası sürecin nasıl geçti, sınavlara nasıl hazırlandım ve en çok zorlandığın dersi de merak ediyorum açıkçası. Aslında vize haftası sadece bizim için bir hafta değildi. Öncesi de vardı yani. Aslında bir aydır bir çalışma temposu içerisindeyiz. Aşırı yorulduk yani. Şu an vizelerimiz bitmiş olmasına rağmen hala bugün derse geldik. Yine bir yoğunluk devam ediyor. Hiç bitmeyen bir yoğunluk var sanki. Peki en çok zorlandığın dersler yani bölümün gereği neler oldu? Bölümün gereği zemin mekaniği ve akışkanlar. Belki sınav olarak zordu. Aslında ders olarak o kadar yoğun olduklarını düşünmüyorum ama sınavları çok zordu. Peki, teşekkür ediyorum ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum. Öncelikle merhaba. Vize haftası geçirdik üniversitemizde. Vize haftası nasıl geçti? Bölümün gereği en zorlandığın dersler nelerdi? Merak ediyoruz. Merhaba. Öncelikle ben Muhammed Emre Öztürk. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Aslında vize haftasında bir 5 tane dersten sınava girdim. Son sınıf olduğumuz için bu yıl proje ve tez alıyoruz. Ağırlıklı olarak bizi hani iş yükümüzü ve ders çalışma zamanımızı ayırdığımız dersler onlar. Onlara fazlasıyla vakit ayırdığım için ders çalışmaya vize öncesinde fazlasıyla vakit ayıramadım. Lakin vize haftasında gerekirse sabahlayarak hani bundan önceki sınıflarda da olduğu gibi ve her üniversite öğrencisinin yaptığı gibi gerekirse sabahlayarak sınav öncesinde hızlı bir şekilde çalışarak arkadaşlarımla birlikte sınavlara hazırlandım. Bir dersim hariç diğerleri çok iyi geçti. Yani yüksek bekliyorum. Diğer dersim için de bu kalan 6 haftalık süreçte iyi bir şekilde hazırlanmayı planlıyorum ve 4 yılda katıdan mezun olmayı planlıyorum. Umarım ki 4 yılda katıdan mezun olsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Öncelikle merhaba. Ben Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi 4. sınıf öğrencisi Miraç. Bölümümüzde zorlanacağımız dersler hani genel olarak bölümle ilgili dersler. Genel mesela benim seçmeli derslerim vardı. Bilim tarihidir vesaire. O dersleri kolaylıkla hallettik. Onun dışında proje ve tez var genelde 4. sınıf dersleri olarak. Sınav haftasında 4 tane sınava girdim. Ekstra zorlanacağım ve hani ekstra çaba sarf ettiğim bir dersim yoktu. 2 hafta içinde kolaylıkla halledebildim sınavlarımı. Güzel geçti. Peki, o zaman sana başarılarla dolu bir yıl diliyorum. Öncelikle merhaba. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir vize haftasında geride bıraktık. Vize haftası nasıl geçti senin için? Nasıl bir çalışma yöntemleri izledin? Neler söylemek istersin? Yani derslere giderek ve hani son bir haftada yetiştirmeye çalıştım. En büyük hatam bu oldu. O yüzden çok da iyi gelmedi sonuçlar. Hani finallere daha iyi olur diye düşünüyoruz. Hocalar umarım anlayış gösterirler. O yüzden finallere bekliyoruz. Çok da iyi geçmedi. O zaman başarılarla dolu bir yıl diliyorum. Vize haftasında genel olarak baştan başlamadık. Son güne bıraktık. Bu bizim hatamız da kötü geçti. 2 tane dersimiz zayıf. Allah yardım etsin bakalım. İnşallah bitiririz bu sene. Bu kadar yani başka söylenecek bir şey yok. Herkese başarılar diliyorum. Biz de öyle. Teşekkür ederiz. Toplu olarak çalıştık. Genel olarak kendim olarak çalıştım. Sınavlarım oldu. Nesne tabanlı ve mobil programlama sınavımızda biraz zorlandık ama mobil programı bir şekilde hallettik. Nesne tabanında biraz takıldık. Sağlık olsun. Önümüzdeki artık sınavlara bakacağız. Diğer sınavlarımız iyiydi. Yardım eden arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Hocalarımıza selamlarımı yolluyorum. Bölüm gereği 5 tane sınav yaptık. Çok zorlandığım dersler oldu. Bu nesne tabanıyla mobil uygulama geliştirme olmuştu. Tüm proje kodlamaya çalıştık ama sınavda zorlanmıştık. Genel olarak yorucu bir haftaydı. Ama tamamladığımız için mutluyuz, mesutuz. Bakalım bize sonuçta güzel gelirse finalde daha güzel şeyler yapmaya çalışacağız. O zaman başarılarla dolu bir yıl diliyorum. Mikrofon Kampüs'te içeriğimizin sonuna geldik. Yine farklı konular ve sorularımızla tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.